Adventure İstanbul'dan merhabalar. 1 Ocak 2023 yılın ilk videosunda Timur Hoca ile beraberiz. Geçen sene de bu mevsimde bir videomuz vardı. Malumunuz buraya arkadaşlar yapıştıracaklar. 365 gün motora binen Tuzlu Su motorcusu. Bugünkü videoda farklı bir motosiklet psikolojisini konuşuyoruz sürekli kanalımızda. Hocamızla yaptığımız, Timur Hazladın Hoca ile yaptığımız videolar var. Teşekkürler oradan hocam. Bakabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizi özlemişim, bunu fark ettim. Ben de sizleri özledim. Boş değilsiniz bize karşı. Ben de boş değilim. Yeni yıla nasıl girersen o yıl öyle geçermiş. Bugün nasıl girdik? Bugün video çekerek giriyoruz. Bol bol video çekeceğiz 2023. Hocam sizden öğrendiğimi satayım mı size? Sat. Peki onun yerine harika bir havada Boğaz'ın kenarında girdik diyelim. Tamam. Yıla öyle mi devam edecek? Öyle devam edecek. Nasıl bakar, nasıl tanımlarsak? Nasıl tanımlarsak öyle. Öyle. Aynen. Şimdi hocam bugün şunu konuşmak istiyorum. Çok fazla kaza videoları yayınlanıyor ve seyrediyoruz ve yorumlanıyor. Mesela evet. her hafta kazalar. Binlerce kaza videosu seyrediyoruz. Evet. Şunu yaşadık, bir eğitmen olarak şunu yaşadım. Mesela birçok defa duydum. Bunların içerisinde bayanlar belki bir tık daha öndeler. Şöyle diyor. Hocam bütün malzememi aldım, ekipmanımı aldım, motorumu aldım, gittim ehliyet kursuna yazıldım, gelişeyim diye video seyretmeye başladım. Seyrettim bu ne? Her gün bir kaza, her hafta sonu kaza yorumlayan değerli insanlar var. İnsanlar, motosiklet kaza için icat edilmiş bir şey sanki. Hocam ben bıraktım hocam. Ben mümkün değil, benim motosiklet sürmem bu psikolojiyle mümkün değil diyor. Motoru geri satıyor yani o kadar. Evet. Ekipmanları diyor kapıya kurye gelmişti, ona hediye ettim, motoru da satıyorum diyor. Vazgeçtim ehliyet sınavından. Yani hocam, kaza bu videolarını nedir? Gördükçe motordan korkuyor. Korkuyor. Hocam bu nedir? Ya bu biraz tabii beynimizin çalışma prensipleriyle ilgili. Baştaki niyet ve verdiğin karar çok önemli. Yani sen diyelim bir işe başlayacaksın. Ben bu işi başaracağım gibi hissediyorum. Bu işte başarılı olacağım dersen beyin kendini öyle kodlamaya başlıyor. Yani ne yaparsam ben bu işte başarılı olurum. Onları düşünüyor ve sana onu yaptırıyor. Sonuçta da başarılı oluyorsun. Tersi de olabilir. Mesela ben bu işte diyorsun, herhalde başaramam. Pek ufuk iyi gözükmüyor. O zaman da başarısız oluyorsun. Yani mesela şanslı insanların önüne daha çok fırsat şans geliyor. Çıkıyor. Evet. Şansların daha az geliyor. Ben şanslıyım diyen insanın önüne çok şans geliyor. Evet, mesela bununla ilgili bir deney yapmışlar. Mesela insanlara soruyorlar, kendini şanslı mı şanssız mı algılıyorsun? İşte bir kısmı şanslıyım diyor, bir kısmı şanssız. Onlara diyorlar burada yürüyüş yapacaksınız. Yere de para atıyorlar. Şanslıyım diyenler yerde daha çok para buluyor. Şanslım diyenler daha az buluyor. Yani beynimiz önce karar veriyor, sonra yapıyor. İnsanlara soruyorlar. Sence bu hastalığı yener misin? Bir kısmı yenerim diyor. Bir kısmı yeneceğimi düşünmüyorum diyor ama aynı biz şekilde gideceğiz diyor. Gideceğiz diyor. Yani hastalığın yaygınlığı benzer ama. Ben öleceğim diyenler 2,5 yıl yaşamış. Bu meme kanseri insanlarda yapılıyor araştırma. Ben bu hastalığı yenerim diyenler 5 yıl yaşamış. Yani %100 daha uzun yaşamış. Yani burada bu da benzer bir şey. Yani diyelim video izliyorsun. İçindeki duygu kaza yapabilirim. Ya kaza yaparsam duygusuyla izlersen aslında onu izlemek olumsuz bir şey de olabilir. Yani o videoları izledikçe kaza yapmaya yatkınlığın artıyor. Yani bir korkuyla oturuyor videonun korkuyla başına. Oturuyor. Zaten evet. Hazır bir korkuyla oturduğu evet. için onu besliyor yani o videolar. Zaten bilinç dışında o bilgi var. Ben kaza yani öyle karar vermiş. Ben işte sakar biriyim ya da özgüvensizim ya da işte hata yapmaya yatkınım. Kaza yaparım. Veya beceriksizim gibi. Evet. O zaman o videoları izledikçe kazaya yatkınlığın artıyor. Aslında o insanlar niye izliyor? Bunları bilgileneyim, kaza yapmayayım ama tam tersi oluyor. Ya da şöyle olabilir. Ben kaza yapma riskimi azaltmak için video izleyeceğim. Yani diğer insanlar nasıl kaza yaptıysa anlayacağım. Ben de benzer şeyler yapıyorsam kendimi bundan uzaklaştıracağım, onu yapmayacağım. Yani o niyetle, o kararla izliyorsa da tam tersi. Kaza yapma riskini azaltıyor. Yani aynı eylem kimisinde kaza yatkınlığını artırıyor, kimisinde de yatkınlığı azaltıyor. Yani buradaki baştaki karar niyet önemli. Niyet önemli, evet o şekilde. Yani niyeti güzel olanın başına güzel şeyler mi geliyor hocam? Evet, yani hani derler ya olumlu düşünüyorsan... Yani Pollyanna'nın başına hiçbir kaza gelmiyor hocam. Hayır öyle değil. Videoda bir şey gördüm, diyelim kavşağa hızlı giriyorum, kaza yapıyorum. Anladım, ben de hızlı giriyorum. Şimdi bunu hayatıma katıyorsam... Davranış değişikliğine dönüyorsa bu ya. Dönüyorsa ben bunu anladım demektir. Anladım. Bilgiyi öğrendim ama hayatıma katmadım. O zaman sadece öğrenmiş oluyorum. Bizim hedefimiz anlamak olmalı. Yani öğrendiğim bilgiyi
eyleme geçireceğim, hayatıma katacağım. Yani evet ya ben de kavşağa hızlı giriyorum. Bunu fark ettim demek yeterli değil. O zaman kavşaklara giriş hızım neyse onu bir tık azaltacağım. O zaman o bilgiler geliştirici. Yani kaza videosu izlemek kazadan koruyucu bir şey. Ama şöyle izleyebilir bazı kişiler. İşte vah vah tüh tüh. Ben olsam şöyle olurdum, heyecanlanırdım, düşerdim. O zaman telkin oluyor. Hmm. Kendine o duyguyu, o bilgiyi telkin ediyorsun. Yani beyin onu kaza yapmalısın gibi okuyor. Evet. Kaza yap, kaza yap, kaza yap. Bir günde bir şey oluyor. Kaza oluyor. Bunu hani siz de daha iyi biliyorsunuz. Böyle ustalaştıkça bazı insanların kaza yapma riski artıyor. Bazıları tam tersi. İşte ben artık işi öğrendim diyor. Yani öğrenecek bir benim şey yok. Benim öğreneceğim ne kaldı ki? Kaldı. Benim bilmediğim ne var? Hani ben bu olaya hakim dediği anda yatkınlık artıyor. Kaza yapıyor. Mesela öğrendikçe hayatına katıyorsa insanlar biraz daha çekimsel oluyor, muhafazakar oluyor. Mesela kimi daha insan, defansif evet, sürüyor. Kimi insan bildikçe ne kadar az şey bildiğini fark ediyor. Başka bir de bildikçe ben olayı çözdüm diyor artık rahat. Ben olayı çözdüm dediğin ben ermişlerdenim diyor. Evet ben ermişlerdenim dediğin anda kaza riskin artıyor. Artıyor. Ama öğrendikçe ya ne kadar az şey biliyormuşum diyorsan kaza yapmıyorsun. Peki hocam şöyle bir şey var, buna ne dersiniz? Ya hocam seyrediyorum bu kaza videolarını. İnsan gerizekalı bunlar ya, çok özür diliyorum. Yani aptal yani orada öyle geçilir mi? Oradan öyle dönülür mü? Öyle durulur mu? Öyle frene basılır mı? O araya girilir mi? Yani ya böyle şeyler ya benim asla yapmayacağım şeyler yani. Bunların zeka sorunu var bu motor kullananların yani. Ben kısa kaza videolarını seyredince böyle anlıyorum bir yani. Bir küçümseme var orada. Bir küçümseme var. Yani ben daha önemli ve bilgili biriyim. Evet. Onlar daha böyle dandik, sıradan. Bir şey bilmeyen, daha değersiz kişiler. Ben daha değerliyim. Evet. O yine kaza riskini artırıyor. Yani orada bir şey oluyor. Beynim yani, nasıl çalışıyor böyle diyorsam? Ya ben daha önemli ve üstün bir insanım. Diğerleri daha küçük bir insan. O zaman ben daha üstün olduğum için ben biraz daha ölümsüz oluyorum. Biraz tanrı gibi yani. Kusursuz, mükemmel. Faniler yapar böyle şeyleri. Evet. Ben yapmam. Onlar biraz daha sıradan insanlar. Bu şeyle o zaman ben nasıl bir böyle düşünüyorsam nasıl bir psikolojim var hocam? Ben nasıl bir psikolojiye sahibim? Yani hayatımın diğeri, evim nasıl, ailem nasıl, evliliğim nasıl, işim nasıl? Yani derinlikle bakarsak aslında bu değersizlik duygusu. Değersizlik duygusu. Yani derinde değersiz olduğu için o kişi ancak tanrı olursa, yani çok üst ondan düzey bir insan olursa, mükemmel olursa, yani onlara sıra dışı olursa. Özür diliyorum. Hı-hı. Bu kaza yapanlara gerizekalı dersem kendimi mi değerli hissediyorum? Evet. O değersizlikten kurtuluyor. Onlar değersiz. Yani o gerizekalı ben çok akıllıyım gibi algılıyor beynim. O zaman da kontrol etmeyi bırakıyorum. Daha risk alarak sürüyorum. Yani tanrılık arttıkça da kaza riski artıyor. Çok yani, önemli. Tanrılık arttıkça kaza riski artıyor. Yani, fani olduğumu bilirse ortalama bir insan olursam riskin daha düşük. He. Hani ben o kadar üstü ben bir faniyim diyorsun. Evet, evet. Normal insanım. Hata da yapabilirim. Hata yapma ihtimalim var. Bunu biliyorsam hata yapma ihtimalim azalıyor. Hiç hata yapmam dedikçe beyin onu çağırıyor. Böyle beynimizin ters özellikleri var. Yani ben daha başarılıyım, daha akıllıyım, daha üstünüm dedikçe daha becerikliyim. Daha umursamaz sürmeye başlıyorsun. Sağa sola çok bakmıyorsun. Bazı hatalar. Faniler dikkatli olur. Benim dikkatli olmama gerek yok. Evet. Çünkü üstün bir insanım. O zaman da yine risk artıyor. O zaman o insan o videoları izledikçe aslında riskini artırmış oluyor. Yani bir grup insan izledikçe kazadan korunmuş oluyor. Bir grupta tam tersi. O dış dünyada nasılsa motor sürerken de aynısı oluyor. Yani dış dünyada da bu insan diğer insanları küçümsüyor. Burada da küçümsüyor. O zaman kaza bu videolar... kişi iş yerinde de arkadaşlarını küçümsüyor aslında. Evet. O zaman kaza videolarını izlerken şu niyetle izliyor. Ben daha başarılı ve akıllıyım. Diğerleri başarısız ve sıradan. O yüzden onlar kaza yapar, ben yapmam. Dolayısıyla bu kişinin kaza videosu seyretmesinin aslında bir katkısı var mı? Riski artırıyor. Çünkü riski artırıyor. He. Daha kötü. Daha kötü kaza yapıyor bu. Evet. Ben süper bir sürücüyüm. Kaza videolarını da seyrediyorum. Bundan aptal olduğunu görüyorum. Evet. Dolayısıyla ben yapmayacağıma göre, aptal olmadığıma göre diye düşündüğümce o kaza videosu seyretmek benim riskimi artırıyor. Evet. Yani baştaki niyet öğrenmek ve o bilgiyi hayata katmak olacak. Değil.
Ben daha akıllıyım anlamak için onu sorayım hocam tehlikeli. O zaman. Hocam o zaman onu sorayım. Hı. Ben bir kaza videosunu nasıl seyredersem gelişirim ve farkındalığım artar. Yani birincisinde şey dediniz. Hı. Zaten korkarak başlıyor. Ben beceriksizim yapamam. Bu da çok tehlikeli bir şey diye başladığı için onu onaylıyor kaza videoları. Evet. Yine olumsuz sonuçlandı. Hı. İkincisinde de ben çok becerikliyim dedi. Yine olumsuz sonuçlandı. Peki nasıl seyredelim kaza videosunu da ondan faydalanalım? Mesela şöyle seyredebiliriz. Videoyu açtım. Baştan sona izledim. Videonun bir yerinde beni rahatsız eden bir duygu var. Hmm. Zaten o duygudan kaçmak için insanlar büyüklenir. İşte orada diyelim ne olsun? Videonun bir yerinde. Bir yerinde ne olsun? Kazayla ilgili bir şey olsun mesela. Virajı, bakışı takıldı. Evet. Bakışı kaçtı. Evet, bakışı taş. Belki bu insan da bakışı zaman zaman kaçıyor. Kaçıyor. O bilgiyle yüzleşmemek için orayı yok sayıyor. Yok sayıyor. Yani orayı izlemezse diğer tarafta zaten o kesin. Sorun yok. Sorun yok. Mükemmelsin. Ama oraya odaklanırsa aslında sende de bir kusur var. Yani benim de bakışımdan çok emin değilim yani. Evet, yani kendimi algıladığım seviyede değil. İhtiyaç duyduğumun seviyenin altında. Yani tamam. İhtiyaç duyduğum seviye biraz daha onu gelişmiş olması. O zaman kişi önce bununla yüzleşecek. Yani bu videoda beni en çok nere rahatsız ediyor? Diyelim onu buldum. Diyelim bakışı kaçtı. Kardeşim benim bakışım bu videodaki gibi takılıyor. Takılıyor. Bunu fark etmem lazım. Fark ettim. Sonra o gün başlayacağım bunu düzeltmeye. Yani şey demeyeceğim. Pazartesi bununla ilgili çalışma yapacağım değil. Şu an yani ilk ne zaman biliyorsam. Ne zaman fark ettiysem o. O andan itibaren egzersiz yapacağım. Genelde egzersizlerin bilinç dışı olması yani otomatikleşmesi 3 ayı buluyor. Yani 3 ay boyunca şey yapacak. Pratik yapacak. Pratik. Her gün. Bir süre sonra bu otomatik pilota geçiyor. Yani motosikleti ilk sürdüğün zaman diyelim 15-20 gün, 1 ay, 2 ay, 3 ay bir heyecanlanıyorsun. Yeni öğrenmişsin. Dengeni sağlayacaksın. Bakış var. İşte başka şeyler. Birçok bir şeyle uğraşıyoruz diyeyim. Yoruluyor. Otomatikleştiyse sürüyorsun ama fazla bir enerji harcamıyorsun. Ve bunu hayatımda nasıl katarım? Onu bulacağım ve o gün başlayacağım. Yani önümüzdeki ay ben bu egzersizi yapacağım değil. Hemen o saniye, hemen o dakika bir şey yapmam lazım. Ertelemeyeceğim. Ve sabredeceğim. Yani diyelim bakışım kaçıyor. 3 tane egzersiz yaptım. 4. de düzelecek. Öyle bir şey yok. Sabırla bir daha. Yani bir 3 ayı tamamlayacağım. Ondan sonra zaten otomatik. Neydi hocam bunun takvimi de mi söylediniz? Ortalama 3 ay mı? Evet. 3 ayda o meleke oluyor. Yani yerleşiyor. Refleks. Otomatikleşiyor. Yani ne bileyim hani yürürken düşünmüyoruz. Kendiliğinden adımlarımızı atıyoruz. Sağ adımı şu kadar attım. Sonra solu bu kadar. Sonra tekrar. Böyle bir şey yapmıyoruz. Yürüyüp gidiyoruz. Bu da aynısı. Başlangıçta zorlanıyorsun. Mesela yeni yürümeye başlayan çocuk adımını atıyor, düşüyor. Atıyor, düşüyor ama ben düştüm demiyor. Bir daha deniyor. Bir daha deniyor. Evet. Yani buradaki amaç sabırla denemek. Hani yapamıyorum, olmuyor deyip negatif bir enerji vermemek. Bunun bir süreç olduğunu düşünmek. Sonra da yeni geliştirecek bir şey bulmak. Yani o videoda başka bir şey daha var geliştirmem gereken. Nedir yani, o? Atıyorum başka bir videoda da ne olsun? Mesela uzağa bakışla ilgili bir problem olabilir ya da işte bakışım düşüyor. Evet ya da şey olabilir. Öfke olabilir. Öfke. Yani mesela diğer araçlarla kapışıyor. Diğer araç bir şey dedi. Sakin kalıp yoluma devam edelim. Bir de adam camı açar, tartışırım ya da işte kavga ederiz. Hani aynasını tekmelerim. Evet mesela hani bu tarz şeyleri mesela azaltabilirsin. Çünkü bunlar hayatın içinde de olan şeyler. Yani o insanlar günlük hayatta da zaman zaman patlamalar olan insanlar. Öfke mesela, sadece trafikte değil, evet, iş yerinde, yani, evde de olabilir. Aslında şunu demek istiyorum. Beynimiz için her zaman geliştirecek bir şey vardır. Yani beyni boş bırakmayacağız. Beyni boş bırakırsan beyin şöyle diyor. Artık bana ihtiyaç kalmadı. Ben kendimi yok edeyim. Alzheimer oluyoruz mesela. İlk önce öğrenme bozukluğu olur bu insanlarda. Eskiden okuyorsun. 5 dakikada okuyup öğrendiği şeyi 30 dakikada öğrenmeye başlıyorsun. Süre uzuyor. Okuyorsun bir daha. Bir süre sonra unutkanlık başlıyor. İyi bildiğim bir şey soruyorlar. Düşününce aklına geliyor. Önceden 1 saniyede geliyordu. Şimdi 30 saniyede geliyor. Daha çok zaman harcıyorsun. Getiremiyorsun onu. Bu daha da ilerler. Bu beyni boş bırakmazsan ve gelişmemekten. Evet. Sürekli bir şey yapacaksın. Bir şey yapacaksın. Beynimiz böyle çalışıyor. Bütün organlarımız öyle. Yani, ayağını sıcak tut, başını serin, bir işle meşgul ol, düşünme derin. Evet, mesela bu böyle mi? Halter yapıyorsan kasların gelişiyor. Evet. Yapmıyorsan giderek zayıf kalıyor. Bu böyle. Kamburlaşıyor. Evet, bütün vücudumuz böyledir. Kullanmadığın organ kendini yok eder.
Beyin de kullanmayan böyledir. Organ kendini yok eder. Beyin de böyledir. O yüzden bu motorla ilgili de olabilir. Başka konularda da olabilir. Hep çalıştıracağız onu. Anladım. Şimdi hocam öğrendiğimi tekrar ediyorum ben sizden bugün. Evet. Bir, niyetin iyi olsun. Ben bu videoları seyredeyim, gelişeceğim, öğreneceğim diye otur. Kaza yaparım, korkarım, bu tehlikeli diye oturursan o videolar senin olumsuz etkiler. Onu izleme daha iyi. Evet. İki, ben zaten biliyorum da bir de aptalları seyredeyim diye küçümsemek için oturursan o da çok tehlikeli. Üç, doğrusu olumlusu olan bende ne eksiklik var bu videoda, ne buldum, kendimi nasıl geliştiririm? Evet, çok iyi. Evet, çok güzel özetleriz hocam. Ben özetleyemezdim böyle. Hocam bilmemek böyle bir şey ya. Bilenin, Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Evet. Sizi boğazın dibine güzel kadar. Güzel bir pazar sabahı. Evet. Yılın 2023'ün ilk gününde çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Başka hocam. Bir konuda yine sizin bilginize ihtiyacımız görüşmek olacak. Üzere. Bugün kaza videosu nedir? Nasıl bizi etkiler? Nasıl seyredilir? Konuştuk. Değerli Doktor Timur Harzadın hocamla. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.